Hepinize merhaba. Bugün sizlere Arnika ET toz torbasız 14441 modeli süpürgenin nasıl çalıştığı, nasıl olduğu, iyi mi kötü mü olduğu konusunda eksiklikler olduğu söylendi. Fakat benim kullanmadığım, yani 2 ay, 3 ay bir süre kullanmadığım ürün hakkında yorum yapmak çok hoşuma gitmiyor. O nedenle videosunu çekmeyi sonraki bir zamana atmıştım. Bugün de fırsatımız oldu. Videosunu çekiyoruz. Biz yanlış olmasın yani minimum 3-4 aydır bu cihazı kullanıyoruz. Artısıyla eksisiyle iyi ve kötü yanlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Önce kısa bir hatırlatma olarak bu videoyu ilk defa izleyenler için teknik özelliklerinden bahsedeyim. 750 watt AAA sınıf, emiş gücü ayar düğmesi, otomatik çek bırak kablo sarıcı. Yani kilitlendi, çektiniz, bıraktınız. Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı, yüksek performanslı pürme ucu, patentli teleskobik emiş borusu, turbo fırça, 2,5 litre toz haznesi, 6 metre kablo uzunluğu var, 9 metre erişim alanı, HEPA 13 filtre, 74 dBi ses seviyesi, yıkanabilir motor koruma filtresi, 3'in 1 emniyet sistemi, üstün emiş gücüne sahip yeni Cyclone Maximum teknoloji. Teknik özellikleri bunlar. Biz kullandık. Neler yaşadık? Ne sorunlar yaşadık? Bahsedeyim. Şimdi bir süpürge alacağınız zaman toz torbasız süpürge özellikle alacağınız zaman yorumlar okuyorsunuz. Genelde yorumlarda şu var. Hepimizin gözüne gelmiştir. Alacaksanız da görmüşsünüzdür. Bir süre sonra emiş gücü düştü. Şimdi bunu bir açıklayayım ben size. Toz torbasız süpürge aldığınızda eğer temizliğini yapmazsanız emiş gücü düşer. Yani toz torbalı süpürgelerde biliyorsunuz torbası var, deliği var, takıyorsunuz çekiyor içine. Torbayı çöpe attığınızda yenisini takıyorsunuz. Fakat bunlarda filtre var arkadaşlar. Filtre motora toz kaçmasını engelliyor. Tozun etrafa zarar vermesini engelliyor. Sağlığınızı koruyor. Sağından solundan motorundan o tozu fırlatmıyor size. Dolayısıyla o filtre kullanıldığı için siz de filtreyi tercih ettiğiniz için toz torbasız tercih ettiğiniz için filtreyi temizlemezseniz motor boğulur. Yani hava geçişi olmaz. Dolayısıyla süpürgenizin emiş gücü düşer. Bu temizliğin nasıl yapılacağı ile ilgili de bir video ekstradan çektim. Kanalımda yine var. Dolayısıyla bu emiş gücü düşme olayını bu şekilde bir çözelim. Yani yine aldığınız bir süpürge markası ne olursa olsun bir ay içerisinde emiş gücü düşüyorsa bilin ki pislenmiştir. Uzun vadede emiş gücü düşüyorsa motor arızası var demektir. Çünkü motoru çalışmıyorsa, düzgün çalışmıyorsa, randımanlı çalışmıyorsa emiş gücü düşer. Bu konuyu öncelikle kapatalım. Biz cihazı aldığımızdan beri genel olarak kullanımda memnunuz. Şu yani aldığımız fiyat aralığında halen satılıyor. 679 TL'ye kadar düşük fiyatlarda var. Biz tabi biraz daha ucuza almıştık o dönem için. Ancak çok da fazla artmamış. Genel süpürgenin hortumu, başlığı, diğer apartmanın kullanımı gayet rahat. Fakat kötü yanı ne? Temizlemek zorundayız. Yani 2 veya 3 süpürge kullanımından sonra filtreyi çıkarıp temizliyoruz. Çünkü emiş gücü düşüyor. Bunun önüne geçemezsiniz. Bu açıdan biraz insana ekstra iş çıkarıyor. Herhangi bir kırılma, bozulma, arıza vermedi bu zamana kadar. Tuşu, kapanması, açılması, ayarı gayet güzel çalışıyor. Aldığımız günkü gibi emiş gücü de gayet iyi ve yeterli seviyede. Hortum kısmını çok güzel yapmışlar. Geniş, diğer süpürgelere göre bir hortumu var. Aynı zamanda takması, çıkarması oldukça basit. Yani buraya taktığınızda, söktüğünüzde zorlanmıyorsunuz. Biliyorsunuz çoğu süpürgede bunları yaparken bir süre sonra elinizde kalıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Süpürgenin borusunda, hortumunda herhangi bir bükülme, deformasyon yaşamadık. Tabi kullanıcıların hassasiyetiyle de ilgili bir konu. Çekerken, temizlerken gayet iyi iş çıkarıyor. Buradan da ayarını yapıyorsunuz zaten. Teleskobik. Bunda da bir sıkıntı yaşamadık. Bu kısmı bazı süpürgelerde yine klipsli oturtuyorsunuz. Çıkarması, takması zorlanıyor zamanla. Zor geliyor. Bunda da öyle bir şey yok. Yani hortum ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gayet iyi. Hazneyi çıkarmaya çalıştığınızda çıkarması, takması kolay. Uğraştırmıyor. Bir kırılma, bir deformasyon olmadı. Filtrelerin ulaşımı, temizlenmesi, bakımı da kolay. Güzelce buradan bastırıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, temizliyorsunuz, takıyorsunuz. Bakın şu an bizimki temiz. Yani bunun çekişinde şu an bir sıkıntı olamaz. Ama siz bunları temizlemezseniz, bakımını yapmazsanız bu filtre bu kısma geliyor ve tıkandığı için havayı çekiyor motor.
tıkanmış, hava gelmeyecek, çekim gücü düşüyor. Bunların bakımını iyi yapmanız lazım. Eğer yapmazsanız, iptal edersiniz, başka bir şey yaparsınız, toz direkt motorun içine kaçacak ve motorunuza zarar verir. Yani bu haznenin takması, çıkarması, temizliği gayet iyi, güzel. Bunda da bir sıkıntı yaşamadı. Ben özellikle şu kısmın ileride sıkıntı çıkaracağını düşünüyordum fakat olmadı. Yani burada hata yapmamanız lazım. Mesela buradan bastınız, buradan çekmeyeceksiniz. Hazneyi çıkarıp ondan sonra bunu açacaksınız ve boşaltacaksınız. İçini döküp bunu da yerine takıp kullanmaya devam edeceksiniz. Oturdu. Yani kullanımına özen gösterirseniz kırılacak, dökülecek bir şey yok. Gayet de güzel. Süpürge sağa sola değdiği için siz de şimdi görüyorsunuz. Şu kısımlarda değdiği yerlerde boyatması oldu. Bunun önüne geçebilir miyiz? Çok zor. Çok dikkat etmek lazım. Boya atıyor. Kötü olarak algılayabilirsiniz. Ama biz bunu doğal süreçte başına gelen süpürgenin kötü şeyler olarak değerlendiriyoruz. Tekerinde, sürüklemesinde, çekmenizde, götürmenizde bir sıkıntı yok. Yani bir evi süpürürken rahat rahat gezebiliyorsunuz. Haznesi de çok rahat bir şekilde evi temizleyebiliyor. Fişi taktınız. Mesela uzattınız. O ara temizlik yapıyorsunuz. Süpürgeyi çektiniz. Bu kablo gerilmemiş olsa bile bazen süpürgeyi çektiğinizde kablo kendini boşalmış zannediyor ve kısalıyor otomatikman. Yani bunun yerine tuşlu bir sistem olabilir miydi? Hani tuşa basıyorsunuz kabloyu sarıyor. Olabilirdi fakat onda da biz de kullandık, siz de biliyorsunuzdur. Başka problemler oluyor. Bu sefer o tuş bozuluyor. Sarmasına sıkıntı oluyor. Başka türlü sıkıntılar yol açıyor ama bu kablo biraz fazla hassas. Yani hemen bakın süpürgeyi çektiniz hemen bırakıyor yani. Biraz daha sert olmalıydı ki biz bu süpürgeyi çektiğimizde kablo orada sabit kalsın, kendisini sarmasın ama sarıyor. Bunu da kötü bir özellik olarak sayabiliriz. Gürültü olarak da çok gürültülü bir cihaz değil ama çok sessiz de değil. Çok da böyle uğulur ortalığı inletecek şekilde de değil. Herhangi bir ısınmadan dolayı kendini kapatma olmadı. Fakat dediğim gibi bakımını yapmazsanız ısınan motor kendini kapatır. İsterseniz fişe de takalım. Size de sesini, gürültüsünü dinleteyim. Fişimizi taktık. Şimdi çalıştıralım. Şu an en düşük ayarda çalışıyor. Çekimi de gayet iyi. Yani bu ayarda bile güzel çekiyor. Arttıralım. Sona getirdik. Gayet güzel çekiyor. Çekişinde hiçbir sıkıntı yok. Tuşu da gayet güzel çalışıyor. Şimdi buradan havayı aldı. Buradan da o havayı dışarı atması lazım. Filtre süzüyor. Tozu içeride bırakıyor. İçeride tozunuz dönüyor. Havayı da buradan atıyor. Torbalılarda ise biliyorsunuz sert bir şey çektiniz içeri. Çat torbayı yırtıyor. Kesiyor. Bütün toz, toprak motora doluyor. Ve hatta bazı torbanın sağından solundan fışkıran tozlar buradan dışarı tekrar evin içerisine salınıyor. Toz torbasızlarda böyle bir kolaylık var ama bakım yapmanız lazım. Hani bunu niye defalarca söylüyorum? Çünkü ben de süpürge alırken hep işte bir süre sonra tıkandı, çekmiyor diye bazı markalardan vazgeçmek zorunda kaldım. Genel olarak bir süpürgeden memnunuz. Gayet de güzel. Temizliğimizi, her şeyimizi yapıyor. Tavsiye eder miyiz? Ederiz tabii ki. Daha iyi bir model olursa daha üst modellerine tavsiye ederiz. Daha alt modellerine tavsiye ederiz. Ancak fiyat performans olarak işini gayet güzel yapıyor. Kablo sarması da bu şekilde gayet sardı, kapattı. Yani dışarıda kablo sarkmıyor. Bir kısmı dışarıda kalmıyor. Şu zamana kadar da böyle bir hata vermedi bize. Ayrıca arkada başka bir filtremiz daha var. Bunları da söküp çıkarması kolay. Hem burada var hem burada var. Bunlar kolay kolay kirlenmiyor. Çünkü öndeki filtre işini yaparsa bunlara zaten minimal iş düşüyor. Ama kirlenirse bunu da temizlemesi, bakımı kolay. Sök, çıkar, tertemizce geri yerine takarsınız. Yani kullanıcıyı zora sokmamışlar. Uğraştırmamışlar. Mesela bazı benim eskiden kullandığım makinelerde burası yani gevşiyor, yamuluyor o sıcaktan dolayı. Sonra buralar böyle buradan çıkıyor, buradan çıkıyor. Acayip acayip hallere bürünüyor. Sonra da sıkıntı yaşıyorsunuz.
Sonuçta temizliği yaptınız, pislik içine doldu. Havayı dışarı atarken bir filtreden daha geçiyor. Yani dışarı attığı hava da temiz. Yani pis havayı atmıyor, buradan bir filtreden daha geçiyor. Bu açıdan da güzel, güzel düşünülmüş. Şu anda zaten bu var. Teker kısmı, ayakları, burada herhangi bir deformasyon gene yaşamadık. Tekerde de yaşamadık. Leke, pislik, tutma olayı da çok olmuyor. Ancak sağa sola süpürürken dikkat ederseniz boyalar atmasın. Attığı yerleri de aynı renk boyayla da boyayabilirsiniz. Çok önemli mi? Değil. Hepsini bir araya getirir, toplarsak makine güzel bir makine. Arnika'da güzel bir marka, güzel ürünler üretiyor. Ürün yelpazesi oldukça geniş. Fiyat performans açısından baktığınızda yani verilen paranın karşılığını size gayet güzel veriyor. Ancak özensiz kullanım, dikkatsiz kullanım, yetersiz bakım sonucu sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Baktığınız oldukça küçük bir süpürge, büyük değil. Daha büyükleri de var ama mesela 2 oda bir salon, 3 oda bir salon bir ev için ihtiyacı karşılıyor. Dik süpürge mi bu mu? Hani evinizde süpürge yoksa dik süpürge olayına hiç girmeyin. Çünkü dik süpürgeler biraz da bunlara göre performanslar düşük. Daha çabuk kirleniyorlar, daha az hijyenikler. Bu modeller bekar ev için, evli aileler için ideal. Taşınması oldukça kolay, ağır değil. Yani şu an tartıyorum, ben ağırlığını okuyamadım ama yani 2,5-3 kilo maksimum bir ağırlığı var. Yani kolayca kaldırabilirsiniz. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Böyle ağır bir üründe değil. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha fazla da anlatacağım bir şey yok. Ama detay sormak isteyenler olursa yorumlar altında paylaşabilirler. Bildiğimiz kadarıyla izah etmeye çalışırız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.